hepinize sevgiler, selamlar değerli izleyicilerimiz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız biz burada balkona çıktık, daha da altına uyuduk birazcık. Çay içeceğiz, çay kezimizi dışarı yapalım istedik. Sizler ne yaptınız, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de gördüğünüz gibi uğraşırız. Biraz geziyor, biraz oturuyor. Merhabalar hepsi değerli dostlar. Sefil'le turladık, gezdik, geldik. Ben evde kalınca durutmadım. Birkaç gün işten yanında çalıştım ben de. Şeyden sormuşsunuz, Mustafa abi neydi diye. İşe girdi diyorlar da iş, öyle iş değil. Henüz daha öyle bir resmi bir işe giriş yapamadım. İnşallah nasip olursa, emeklilik için gerekiyordu zaten birim için. Birkaç gün öyle köylerde enişten yanında çalıştım. İşçilik yaptım. Yani resmi de öyle bir iş bulamadım daha. Öyle bir işlerde bulunursa çok iyi olur da işte. Ben senin şeylerin eksik emeklilik için. Özellikle emekli olmak için prim gerekiyor. Ben hani çok istiyorum girmek bir yerlere. Hayırlıs bakalım, şimdiye kadar olmadı. 1,5 senedir falan sigortam yapmıyor zaten. Hani resmi bir sigortalı iş bulamadım yani. Tek tük böyle ne bulursak, tek tük ne bulursak onu ödüyor. Şu kurumu al bize yine de. Sandalye getirsin de. Sandalye. Şuradan götür diyor işte. Şu taraf oldu. Abi siz çekmeyin diyor. Herkese merhaba. Bu da Furkan Bay. Hayırlar. Hadi çekelim de içelim. Öyle sayıyor da Dr. Kambay diyor. Dayı, dede, anne, anneler diye biliyor zorlar da. Abdet de. Ben de Furkan o yüzden. Çay içeceğim, o zaman önce gelin şimdi bakar. Sonra bir yatırıyor. Meziyet diyor şu bir nedenimizde ya. Çok bakalım bu almış. Bugün niye hava soğuk? Çayınızı için. Hava soğuk mu? Üşüdün mü? Balkona şey dönmüş aslında tam olarak bir yazı yaşamadık ki zaten. Ya da mevki yaz gelsin daha bir bakalım. Yok bu sene mevsimler çok değişik. Yazda kış yaşıyor, kışta yaz. Daha doğru düz bir yağmur geçen gördüm işte. Kış olup da sanki. Ya yağmur keşke yağsa şitse soğuk. Şeker atıp durmaz sizde ikinizde. Motorla bir gezinti yaptık, Kulyaş'a gittik. Benim uçak iyiymiş vallahi sevgili izleyenlerimiz. Bizim hepimizi taşıdı, iyi de gitti geldi. Gittik geldik biz de işte. Aman. Dolaştı. Lüks arabalardan bize var mı fayda en iyisi mi? Kendi kodine bakacağız. Lüks arabanın ötesinde dolmuşla gittiği zaman sıkıntı oluyor. Gerçekten böyle. Bulmak sıkıntı. Beklemek sıkıntı. Bazen hemen olmuyor, hemen gelmiyor yani. Yeni çıkmış oluyorum, bir saat sonra geliyoruz, bekliyoruz. Biz annemden bir gittik de Gülağaca orada töbe ettiydik. Yani o yüzden bu iyi. Kalancak da olsa iyi yani. Kalancak yine de bak sen, ben, Arzu, Davdaltan yine bir şeyler aldık. 3 tane adam bindi. Bizi yüzerden saysan 400. Pazardan biraz malzeme aldık, taşıyabiliyor yani. Benim özellikle de ben hep biliyorum. Davdaltan da yüzden sayıyor. Eşyalarla birlikte diyorum. 300 varık kesin. Sağlam 300 var ya. Hani yoksak da malzemelerinden üstüne ilave edersek pek o şekilde olabilir. Ya da iyi taşıyor. Ben korktuydum ama gittik geldik. Benim aile alıştı yağmuru bunu. Canım istediğinde kulağı açarayı beni hiç kaç senedir tuttum. Aman Sefil, ben giderim bir şey yapıyorum. Çoluğu çocuğu oralara götür de sıkıntı yapma. Çoluğu çocuğu da kendim giderim. Onlar olmasa. Kendin de gitsen çok dikkat et yani yolda. Çoluk çocuk oluyor, hayvanlar çıkıyor önünden. Ya ben yüksek şeyde gitmiyorum zaten.
En şeyi böyle ara yollarına hem çıkıyor ya, çıkıntılar olduğu zaman bir de gidiyorum en şeyi. Kuralları biraz hızlı yani. Oraya yaklaşırken de iyice şey diyorum, frene basıyorum. Hani önce bakıyor, sonra bir şey yoksa geçiyor. Kavşaklara çıkınca mı? Öyle yaparsan iyi. Ama düz çalışırsan sıkıntı. Olacaktan kaçılmaz. Hani sen yaparsın, birisi gelir bir şey olur. Ya illa ki ben yapmam, sen yapan değil de. Abi. Sen biraz daha tecrübe eksikliği var. Dur bakalım, bu cücük çocukken bisiklet görmedik. Büyücü bir şey görmedik. Dajin gibi kanca kaldı. Onu da öğren. Teknolojinin ilk şeysi çağa bana kanca. Çocukken bisiklet ne görsem de böyle sıkıca şey ne bilsem. Bisiklete gerek yok ki burada, tamam mı? Denge kurma şudur budur mesela hiçbir şey bilmiyor. Ya bunda denge kurma işi yok da. Dünkü kadın gibi birine versen trafiği bilmiyor. Direksiyon hakimiyeti alacaksın. Bunlar iyi sürüyor da bazen de birbirine batıyor trafiği. Hayırlısı bakalım. Biz böyle uğraşıyoruz bakalım. Her şeyin hayırlısı olsun. Keşke sen bir şey bir yerden bir iş bulsan da bizim hayırlı şeyimiz olmadı. Evet, bu emekliliği tamamlasın be. Senin konu lazımmış, mutlaka çalışman lazım. İnşaat işin bana öyle bir şey geliyor. Pis, git. İnşaatlarda gayrı şeyle çalışamaz diye şey derler sana. Şeyde hani normal çalışma sistemini bana yaptırmayabilirler. Değerli izleyenlerimizle şey için uğraşıyordum. Rapora girdim. Raporu verdiler. Hastane rapor verdi. %46 mı? Evet. %46 vermişler sevgili izleyenlerimiz. Raporu aldım. Hani orada da özellikle kesin görüş gerektiren işlerde çalışamaz diye not yazmışlar. Belirtmişler oraya. Şeyde de yazıyor. İmzalamışlar. Evet. Uzun süre ayakta durmak gerektiren işlerde doktor oraya notunu da yazmış. O yüzden tüm bayağı çoğu işlerde belki almayabilirler. Kesin görüş gerektirir. Hani onu soruyorsunuz, emeklilik şeyi var mı? Eşimin emeklilik şeysine dolmasına işte rapor aldılar. Özürlülük raporu. Evet, ondan yararlanmak istiyoruz. Engellilikten. İçerideki şeyin daha az herhalde primin. Ya işte 2-3 sene mi, 3-4 sene mi çalışman gerekiyor? 3 sene çalışma gerekiyor sigortalı. Askerliğe de yatırmak gerekiyor. 4 sene. Nereden baksan 4-5 seneyi bulun ya. Hani askerliği para olarak yatırmak tamam. Gerekiyor. İlave olarak da 3 sene çalışmak gerekiyor yani. Hayırlısı bakalım. Şimdi ya da prim biraz eksik oldu. Tam yapmadılar çalıştığımız yerlerde, inşaatlarda falan. Hayırlısı olsun. Keşke evet. Bir şey bulsan da hani 3-4 sene neyse. Önce can sağlığı versin cümlemize Rabbim. Hepimize. Şeyden soracağım bakalım. Bu özürlük raporunu iş kura vereceğim. Eğer değerlendirirlerse. Geçici olur ama. 6 ay değil mi? İş kurdan geçici değil, normal şey de oluyor. Böyle özürlü olduğu normal için. Normal devlet kademesini alıyor mu? Öyle bir şeyler de oluyormuş herhalde. Gerçenle 6 ay da yatsa sonuçta yatırmış olacak. 6 yatırmış. Yatırmış olacak da şimdi buna böyle sürekli 3-4 senelik ya da 5 senelik bir iş olsa daha iyi olur. Öyle olursa iyi olur, olmazsa da ne yapabilir? Kaçta poğaçayı? Olmazsa 6-2 10 senede tamam mı? Buna da şükür halimize. Daha beterin beteri var. Aç değilim, açıkta değilim de. Ya işte bazı çarşıdaki arkadaşlar diyor bana. Çoğu işte birkaç tane arkadaşlar inanmazmış. Numara yatırır falan demişler. İnsan numaradan şey yapar mı ya? Raporu aldığımı da öğrenince o arkadaşı, ya arkadaş diyor, çarşıda sana şöyle şöyle numara yapıyor falan dediler diyor. Demek ki diyor hani insanlar yani inanmıyor ya da basit görüyor her şeyi diyorlar. Aynen. Seni yani ne bileyim ben bir şey desem olmuyor. Numara yapıyor diyenlere İnsan bir şey istemiyor ya. Şimdiye kadar niye numara yapmamış? Yani bu yaşa gelmiş adam numara yapmamış da şimdi mi yapıyor? Ama bizim koyun lafı var ya. Bizim koyun insanlığın... Ya hepsi değil de içinde bir tanesi. İşte yapanlar var yani. İnanmayanlar. İnanmıyor. Önemli değil. Gene de inanmasın ya. Aynen. Ben işimi yapamam. Niyetimle dediği umurunda değil. Neyse, hayırlısı bakalım. İnanmayan yanmasın. Kazayı dururken geçirmedi. İnsan kendi kendine iyi yapar mı sevgili?
sevebilmesin, düşmanımızı dağıtabilmesin, hiçbir şey, kaza, bela. İnşallah ben yine de dedim ya, hani bazı insanlar var, bir şey desen Allah başına versin gibi bir şey der de, Allah düşmanıma daha kimseye vermesin. Bunu yaşayan kişi nedir? 1,5 seneye döndü, 2 seneye işte biz yaşadık. Kimseye de yaşatmasın inşallah Rabbim. Ha, beterin beter var, çok şükür halime. Ha. Ama işte insan başta hepsi görebiliyor yani. Evet, aynen. Kesinlikle. Bizim balkona oturma şeysi tam bu saatlerde soğuk. Serin şey olduğunda serin demiş. Sen soğumuş mu? Soğuduracağız değil. Yok, poşet giydiriyor ha. İyi de demlenmiş için. Yorgunluğun üstüne çay, yorgunluk alıp. Biraz yoruldu evet. Kulu kulu da bize konuşturma abi. Anne o yorgunluğundan çay bu değil ya. Değilim, soğuk çay bu şey mesela, öyle diyorlar. Soğuk çay da değil ya. Soğuk çay diyorlar. Bildiğin dere olan çay var ya o işte. Hararet işte. Hararet alır dediğin şey. Tamam işte şu dere olan çay. Dere gol gibi çay olur ya. Öyle mi? Bizim milletimiz bizim milletimiz sıcak çay anlamış. Yok buna çevirme değil ya. Siz anlamadınız ya. Bundaki ısı terliyorsun, yoruluyorsun ya. Soğuk suyu içmek hararet aldırmıyor yani. Ama suyu kesiyor bu içince. Bu sıcak olduğu için sıcağı sıcağına tepki veriyor. Vücudun su dengesi. Bu da su olduğu için kesiyordur. Valla ben geçen gördüm. Kesmeden geldik orada su içeceği ölüyordu. Ben geçen gördüm internette. Bildiğin şu yüzülen çay. Ben de internette gördüm. Bunlar bilmiyorlar. Şşşş. İnternette bile bilmiyor. Şşşş. Nasıl öter burada gitmez de. Dur. Kundona karşı şey mi? Sinleme mi yapıyor? Sabah sıcak oluyor bizim balkon. Cay cay yanıyor. Öğlenden sonra... Çay içiyor, çay. Serin. Burada bok varmış da ona bakacağım. İyi. Devam et. Ya nasıl öter? Buradan mavi de misilleme yapıyor. Sen konuştuğunda da kudu kudu diye. Gel doldur hele. Afenge'yi çağır. Afenge pek vuramaz. Fotoğraf çekiliyor değil, vuramaz değil. Afenge önce niye çıkıyordu? Videoya fotoğraf atma ne oldu da fark edelim. Yok ya pek çıkma. Biraz nazlanarak çıkıyor. Naz yapıyordu değil mi? Çok demeyen de bir şey yok. Çay içelim mi? Bak mı orada bu yandan? Komşu olsun. Komşu çay içelim gel. Çay içelim gel. Nereden geliyor? Duymuyor da öyle diyor. Darılacak bu. Eve gideyim de öyle diyor. Öyle yani uğraşı tavuğa cücüğü. O biyirlerden geliyor herhalde. Tavuk hızlı cücük geliyor. Kafalı mı ne? Hızlı gidiyor. Cücükleri kapatıyor. Hapşırlar altta geliyor. Yaz hapşırlardan hiç geçmiyor. Ne? İşte pahalı ıstıracaklarmış. Geçin bakma. Orada yok da başka yeri gösterecek. Ot yeri gösterecek. Ya boş bulamam baba. Düşmüşler ya. Orada başka yeri gösterecek. Hiçbir de bulamam. Bir tane bir de bu. Dede gösterecek. Annem gösteremedi herhalde zaten. Dedem, dedem biliyor mu diyor ama bilmem. Ne geçen gittiydiniz ya? Yok yok biçilmiş. Annemden gittik de o her tarafı bilmiyor herhalde. Şimdi babam biliyorsa babam yok. O arabayla güzelce gezdi geldi. O bir şeyden anladığı yok. Çalla biliyormuş. Orada da başka yabancı insanlar otları biçmiş, kesmiş. Kimin olduğunu ya malın istedim. Sahibi olmadıktan sonra yani gidip nasıl yapıyorlar işte? Yapabilirler.
Çünkü ben sabah kalktığımda bir tane fayton bir dürüstü şehit oldu. Ot tamı nereden kopardı? Daha ben yok aklım mesela. İlkinden gitmiş geliyor. Kimisi? Akşama kalıyor. Sabah erken gidiyor. Kimin nereden biçtiği belirsiz. Adamın iş malı olmasa dahi oraya gidiyor. Yani şey yapan nasıl bile var. O, otu boş ver. Mesela birinin arazisi ya orada boş mesela kimin olduğunu bilmiyor. Ekiyor adam oraya. Hiç olabilir. Para ne gördüm? Öyle ekiyor. Sahibi çıkarsa icarı neyse vereyim diyor kirasını. He yani izinsiz ekiyor. Bu uçuruk niye gitmiyor biliyor musunuz? Benim motorum için gitmiyor. Kırmızı renge sevgili izleyenler alerjisi varmış. Çuruk kırmızıyı sevmezmiş. Bak onun karşısında yani, gitme oratıyor orada. Çuruk dediği hindi değerli izleyenlerimiz. Abi ben geliyorum. Boğa gibi. Çekilmek istemezsin oğlum istersen dur. O şu anda bilmiyor aferin. Sonra şuradan geçelim. He. Sor. Uzun olmazsa. Aynen şey etme. Gelsin de. Evet sevgili izleyenler biz çayımızı içtik. Şimdi rejimin çekirdek molası. Çekirdek getirtirdi. Bir ara verdik. Komşumuz pek çekilmek istemediği için. Bizim komşulara sormayın sakın. O da geldi. Yok şey olarak çekime karşılar hepsi. Yani komşularınızın en çekindiği bazen arada bir şey geliyor da. Çekmeyin diyor. Biz de hani zorundan çekecek halimiz yok adam istemeyince. Ara verdik neyse. İçtik çayımızı. Çekirdek çıktık işte. Çekirdek hiç getirmeyin. Videoda ben bazı izleyenlerimi seyim o çıt 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 çekirdek sesini. O içeride belki duyulur da burada o nasıl duyulacak oraya. O çekirdeksiz yaşayamaz. Bizim sesimiz zor gidiyor. Ya çekirdeğin sesi nasıl? Az mı oluyor sesimiz? Olan şeyle bağıralım. Nasıl şu iyi de iyi ki diktirmişsin. Nasıl geliyor arada bir kokusu? Pencerenin önüne diktirdim. Kapı şey pencereyi açınca gelsin diye. Ben işte sen evin camını açınca içeriye güzel iyi de çiçekleri koksun diye. İyi teşekkür ederim. Ben arkasal çiçeğini sevmem de İyide'nin ki bugün gelirken de oralarda İyide'yle nasıl kutluyordu. İyide güzel, İyide'nin çiçeği. İyide'nin meyvesini sevmem ama çiçeklerinin kokusu çok güzel. Böyle insanın içi açılıyor gelirken. Ben İyide'nin kendini de severim. Ben sevmeyim. Meyvesini. Bazı kişiler seviyor ama ben sevmem İyide'yi. Onun için kokusunu, o çöp ağacı dikeceğim. Çiçeğine ortası odun pazarı, ortası un pazarı, dışı gın pazarı. İyi, bayağı da iyi şey. Biliyor musun? İyi de işte. Bilmece mi? Bilmece. İyi de bilmece. Şey. İçi odun ağır. Aa iyi yaptın sen. Teşekkür ederim. İçi şey ya. Odun çok, olduğu için. Çok çekildiği al oradan mı? Ya, al odun. Gidecek poşetler, rüzgar çıktı. İçi odun, dışı un, en dışı... Ortası un pazarı. Ortası un, pazarını duymadım da içi odun. Ortası un, dışı gün. Gün pazarı, deri yani, deri pazarı. Pazarı duymadım, herhalde öyle bir şeyler. Evet, öyle bir bilmece vardı. Sen duymadın mı bunu? Ne de duymayın ya.